Bekir Hazar, Kezzap, İstanbul'daki patlamayı BBC en güzel açıdan çekip anında yayınlıyor. Ancak önceden haber alabilenlerin başarabileceği bir maharet bu. Gezi olaylarında da unutamadığım bir fotoğraf vardı, Hürriyet yayınlamıştı. İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda kraliçenin doğum günü kutlanıyordu. Elçiliğe gelen tüm kadınlar kırmızı elbise giyiyordu. Gezi'de kırmızılı kadın ön plana çıkarılarak sembol haline getirilmişti. İngiliz elçiliğinde çalışanlar kırmızı giyen aracılığıyla Gezi'ye destek verdiklerini ilan ediyorlardı. O saatlerde de tüm batı televizyonları Taksim'den canlı yayın yapıp Türk Baharı Erdoğan indirilmek üzere diye çığlık atıyordu. O İngilizler konsolosluk binasında bu çığlığa kırmızı ile eşlik ediyordu. Yani darbe istiyorlardı. Bizim Hürriyet gazetesi de İngiliz elçiliğinden gezi anlamlı destek diye haber yapıyordu. Ancak anlamını bir türlü anlatmıyordu. Yahu Türkiye'deki bir kalkışmaya İngiliz neden destek atar? Niçin kezzap döker diye sormuyordu. Öküzün altında buzağı vardı ama sana ne diyemiyordu. BBC'de gördüğüm haberi de unutamıyorum. Başlıkta işte El-Kaide kurucusu İngiliz MI6 ajanı diye takdimde bulunup yaptıkları röportajı yayınlıyorlardı. Hani sonradan sızıp El-Kaide içine ajanı üye yapıp yerleştirirsin anlarım. Adamlar üye demiyor, kurucu diye bas bas bağırıyorlardı. Kraliçenin resmi yayın organında. İngiliz istihbaratı MI6 Başkanı Alex Younger geçtiğimiz hafta açıklıyordu. DAEŞ'ın içindeyiz, elemanlarımız var diyordu. İçinde olan neler yapamazdı bir düşünün. Tüm İngiliz adacıklarından, küçücük sömürgelerden DAEŞ'a koşan İngiliz pasaportluları defalarca yazdık. Sınırımızda DAŞ'a militan götürürken yakalanan kişinin nasıl ben Kanada istihbaratındanım dediğini aktardık size. Kanada elçiliği o ajanını istemeye geldiğinde karşılarına DAŞ'a militan yığına yapan başka Kanada ajanlarını çıkardığımızı da yazdık bu sütunlarda. O Kanada Londra'dan kraliçenin atadığı valiyle yönetiliyordu. İngiliz gazetelerinin tamamında dün de ilginç bir haber vardı. Brüksel saldırılarını gerçekleştirmekle suçlanan Muhammed Abrini'yi finanse eden Z Zekeriya Bufasil yakalanmıştı. İşte o finansör Zekaria Bufasil'in haykırışını yayınlıyorlardı. Adam ben İngiliz istihbaratı MI6 ajanıyım kurtarın beni diye bağırıyordu. Yani finansör 33 kişinin öldüğü Brüksel saldırılarını... İngiliz istihbaratı adına organize ettim demeye getiriyordu. Terör örgütlerinin içinde liderler artık birer sağlayacak inek durumunda. Yönetenler istihbarat örgütleri. Üzerine bomba yüklenenler, eline silah verilenler de birer koyun. Bu yüzden 44 insanımızın şehit edildiği yere gelip çelenk bırakan Avrupalı elçileri görünce içim burkuluyor. Yüzsüzlüğün bu kadarına da pes diyor insan. Şehitlerimizin katilleri tüm Avrupa başkentleri ve istihbaratları tarafından dibine kadar destekleniyor ve kullanılıyor. O başkentlerdeki istihbarat merkezlerinden saldırın ve öldürün diyorlar. Koyunlar harekete geçiyor. Ardından saldırın diyenler gelip olay yerine çelenk bırakıyor. Bu yüzsüzlük de İngilizler için söylenen bir sözü getirdi aklıma. İngilizler gece ağacın dibine kezzap döker, sonra sabah gelip kim yaptı bu katliamı diye ağacın dibinde ağlar şeklindeydi o söz. Bugün gelinen noktada batının tamamı kezzapçı durumunda. Bakın Almanya'da PKK'lı teröristler yürüyor önceki gün. Alman gazeteci Martin Lejon da o gösteriyi takip ediyor. 3 PKK'lı saldırıyor kendisine. Hem de bıçaklı saldırı. Alman gazeteci Martin Lejon'un açıklamasına gülmek geldi içimden. Bana bıçak çekerek saldırıyorlar. Alman polisi de orada. Polisin gözü önünde nasıl cüret edebiliyorlar? Ve polis neden kılını kıpır hatırlatmıyor anlamıyorum diyor Martin Lejeune. Ah be Martin nasıl anlayamazsın? Teröriste sığınma verip başkentlerinizde ağırlayan bir istihbarat için onların tamamı birer kullanılacak ajan koyundur. Gelsen bu kadar koyun olma. Hala anlamadıysan uğra bize anlatalım. Evet karşımızda Alman'a bıçakla saldıran PKK'lı teröristleri gülümseyerek izleyen bir Alman polisi varsa istihbaratlarının neler yapacağını sizler düşünün. Ankara bağımsızlık için adımlar attıkça karşısında Avrupa Türkiye'yi durdurma birliğini buluyor. Obama yönetimi de gider ayak silah yağdırıp Trump dönemi Türk Amerikan ilişkilerini terörle sabote etmeye çalışıyor. Koyunluğu seçen teröristlerse aptalca telef oluyor. Bekir Hazar takvim.